Ergün Diler, Kelepçe. İşinde gücünde olan insanların yaşananları anlama ihtimali inanın çok az. Karmaşık, iç içe geçmiş farklı kurgular sahnede. Türkiye'de bölgede masada. Egemen güçler hem kendileri hem buradaki gölgeleriyle oyun kuruyor. Birileri de bozuyordu. Türkiye'ye verilmek istenen rol içeride çatışmayı, kavgayı getiriyordu. Ana payda buydu. Tüm sıkıntılar bu şemsiyenin altında gerçekleşiyordu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere burada güç gösteren kendi hedeflerine ulaşmak için öne çıkan aktörlerdi. Bu nedenle olan bitene içerideki aktörlerden daha çok küresel çapta savundukları açısından bakarım. Bunu saptama şansınız olursa da kimin kimle yan yana durduğunu, neyin taraftarı olduğunu çözersiniz. Yargıtay'da 37 tur süren seçimlerden sonra Ömer Kerkes'in ittifakla koalisyonla başkan seçilmesi Başkan Erdoğan'ın, Muhsin Şentürk'ü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirmesi, Kobani davasının kararlarının verilmesi, Ayhan Bora Kaplan ve adamlarının neden olduğu Ankara'daki dalgalanma, gizli tanın kaçması, yardım yataklık edenlerin alınması, ifadelerin değiştirilmesi, şüpheleri olarak öne çıkarılan polis müdürlerinin kontrolde olması gibi pek çok önemli olay peş peşe gelmekte. Peki neler oluyordu? Kim ne istiyordu? Amaç neydi? Öncelikle Başkan Erdoğan, önceki akşam yani Ankara'daki gizli tanık sarsıntısı yaşanırken, bunun emniyete yansımaları tartışılırken Adalet Bakanı ve MİT Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Doğal olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya o toplantıda yoktu ve kimsenin önlemeyeceği mekanizma çalışmaya başladı. Dedikodu kazanı kaynamaya başladı. Bakan Yerlikaya hedefti. Oysa Başkan Erdoğan o toplantıda Kobani davası ile ilgili bilgi alıyor ve olması muhtemel senaryoları dinliyordu. Kabul edilmesi gerekir ki dünyanın gözü kulağı Kobani davasındaydı. Bu notu düştükten sonra olan bitene bakalım dilerseniz. Ayhan Bora Kaplan, Bakan Yerli Kaya'nın göreve geldikten sonra imza atılan önemli işlerden biriydi. Pek çok operasyon gibi bu da konuşuldu. VIP'ten yurt dışına çıkmak isterken yakalanan çete lideri tutuklandı. Sonra Kıbrıs'ta bulunan yakın adamlarından Serdar Sertçelik kendi isteğiyle Ankara'ya geldi. Doğrudan savcılığa giderek ifade verdi. Ve orada sözü edilen siyaset dünyasından kimsenin ismi geçmiyordu. Sertçelik elektronik kelepçe ile takip altına alındı. Kelepçenin kontrolü tanık izleme birimine bağlıydı. Bu da ceza ve tevkif evleri genel müdürlüğüne. O da Adalet Bakanlığı'na. Kelepçenin kırılması çıkarılması durumunda acil ikaz en yakın emniyet birimlerine gidiyordu. Sorun da burada başlıyordu. Sertçelik, Ankara'da kendi başına ya da destekle kelepçeyi çıkarıyordu. Karanlık nokta burada büyümeye başlıyordu. Yaklaşık 10 saat herhangi bir emniyet birimine uyarı gitmiyordu. İtirafçıyı izleyenler herhangi bir uyarıyı paylaşma gereği duymuyordu. Dün de gözaltına alınan 3 sivil ve 1 polisin yurt dışına kaçışında kendisine yardım ettiği düşünülüyordu. Oysa birkaç gündür yazmaya gayret ettiğim gibi yabancı istihbarat teşkilatları devredeydi. Serdar Sertçeli'yi kelepçeden kurtaran ve yurt dışına çıkışını organize eden bir akıl sahnedeydi. Mülkiye müfettişleri şimdi bunu araştırıyordu. Kim suçlu kim değil 1 iki güne kadar açıklanacaktı. Ancak ortada filmleri aratmayacak bir kurgu olduğu gerçekti. Siyasi isimlerin dosyaya nasıl eklendiğinden sertçeliğin nasıl kaçırıldığına kadar. Devam. Ankara'da tansiyon tavan yapmışken Kobani davası dün sonuçlandı. Davada eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 42 yıl ceza aldı. Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk hakkında beraat kararı verildi. Ayla Akat Ata tahliye edildi. Aynur Aşan 9 yıl hapis aldı. Dilek Yağcı ile Cihan Erdal 16 yıl hapse çarptırıldı. Emine Aynaya 10 yıl verildi. Figen Yüksekdağ, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, suç işlemeye tahrik, iki ayrı terör örgütü propagandası yapmaktan 30 yıl 3 ay hapse mahkum oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 8 Ekim 2014 tarihlerinde meydana gelen Kobani olaylarına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 108 sanık hakkında çeşitli suçlardan 38 herkes ağırlaştırılmış müebbet ve 19680 yıl hapis cezası istenmişti. Kobani davası haliyle kararları ve sonuçlarıyla çok konuşulacaktı. Osman Kavala ile ilgili atılan adımdan sonra gelen bu kararlar, Batı başkentlerinde haliyle farklı okunacaktı. Ankara'nın tutumu ve duruşunun netliği ise görünür gerçekti. Verilen kararlardan sonra Kürt siyaseti, bölge, Ankara'nın duruşu değişen ve değişmesi beklenen dengelerle ilgi çok şey yazılabilirdi. Beni ilgilendiren Türkiye'nin nasıl bir fotoğraf vereceğiydi. Ankara özellikle Avrupa'ya Kürt kartı meselesinde alan bırakmıyordu. ABD ikinci plandaydı. Ceza alan isimlere bakınca gördüğüm buydu. Türkiye kendi inşa ettiği rotaya kimseyi yaklaştırmayacak, kimsenin tesiri altında kalmayacaktı. Bu bölgesel politikalarda da küresel adımlarda da görülecekti. Kobani davasının kararları bunu ilan ediyordu. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali, kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Başkanı Muhsin Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelmesi de Osman Kavala dosyasındaki son gelişmelerde Kobani davası kararları da Ankara'da çete üzerinden estirilen fırtınada Türkiye'nin kendi rotasını çizme kararlılığıyla buna müdahil olup rotayı değiştirmek isteyenlerin mücadelesini barındırıyordu. Sinan Ateş suikastına karışanlar ve adı geçenler ile Cumhur İttifakı'nın hedef haline getirilmesi de Türk devleti kendi duruşunu kararlılığını göstermeye devam edecek, yabancılar da ellerinden geleni yapmaktan geri durmayacaktı. Eğer Serdar Sertçeli'nin kaçırılması olayı tamamıyla aydınlatılırsa, arkadaki akıl ortaya çıkartılırsa, içerideki küresel kavganın aktörleri de çıplak gözle seçilir hale gelecekti. Mücadele büyük olduğu için sancısı da büyük oluyordu ve her iki taraf da tüm güçleriyle sahada olacaktı. Bu bilek güreşi devletin kurumlarından sermayeye kadar olan eksende de görülecekti. Kavga sürecekti. Coğrafya kaderdi.